Efendim herkese selamlar. Ülkemizde yerli üretim yapan akıllı telefon üreticilerinden Tekno'nun tam 7000 mAh'lik batarya kapasitesiyle Türkiye'de satılan en büyük pile sahip akıllı telefon ünvanıyla POVA3 elime ulaştı. Bu videoda hem kutu açılışı gerçekleştireceğiz hem de telefonun genel özelliklerine yakından bakacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Dilerseniz ilk olarak telefonun kutu içeriğine bakalım. Tabii ki ilk olarak telefonumuzun kendisi. Zaten ona ayrıca bakacağız. 33 wattlık bir hızlı şarj adaptörü, USB tip C kablosu ve kablolu bir kulaklık çıkıyor. Zira tasarım tarafında anlatacağım. Telefonun alt bölümünde 3.5 mm'lik kulaklık girişi yer alıyor. Normalde biliyorsunuz ben videolarda genellikle tasarım ve ekran özellikleriyle başlarım ama bu akıllı telefonun 7000 mAh'lik gerçekten devasa boyutta bir pile sahip olduğu için ilk olarak pil konusuyla başlayalım. Gerçek kullanım verisi elde edebilmek istedim ve Telefonun pili %95 oranında doluyken önce 40 dakika, 20 dakikası Diablo, 20 dakikası PUBG Mobile olarak oyun oynadım. Ardından da 20 dakikalık bir video izledim ve bu süre boyunca geçen pil yüzdelerini ölçmek istedim. Önemli bir hatırlatma yapayım. Hem 40 dakikalık oyunda hem de 20 dakikalık video oynatmasında ekran parlaklığı sondaydı. Cihazın ekranı 90 Hz tazeleme hızı seçiliydi. Ve bu şekilde 60 dakika boyunca ekran kalarak full parlaklıkta bu testi gerçekleştirdim. Teste %95 pille başlamıştım. 10 dakikalık Diablo Immortal oyununun ardından öncelikle pilim %92'ye düştü. 20 dakika tamamlandığında da %89'a düşmüştü. PUBG Mobile'de %86 10 dakikalık sonucun ardından %89'dan %86'ya düştü. 20 dakikanın sonunda %84 oldu. 20 dakikalık YouTube'dan video oynattığımdan sonra da telefon %81 oranında pil seviyesine gelmişti. Tabi burada az önce söylediğim şeyi tekrardan hatırlatmam gerekiyor. Siz normalde işte oyun oynarken veya video izlerken ekran parlaklığını sona almayacağınız için daha iyi değerler göreceksinizdir. Ben biraz böyle ekstrem durumlarda nasıl pil tüketiyor onu görmek istedim ve bu verileri elde ettim. Pil konusunda cihazın zaten kutu içerisinden söylediğim gibi 33 wattlık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Telefon gerçekten büyük. Yani neredeyse geçmişteki 7 inç tabletler kadar büyük bir ekranı var. 6.95 inç. Haliyle gündelik kullanımda ekran açık olduğunda ve özellikle benim testimdeki gibi parlaklığı üst seviyelerde kullanırsanız tüketim artıyor ama normal bir kullanım verisi anlamında 7000 mAh'lik bir pille gün içerisinde saatlerce oyun oynamıyorsanız 2 günlük böyle bir akıllı telefon deneyimini 7000 mAh'lik bir pil kapasitesine sahip Povo 3 ile beraber yaşayabiliyorsunuz. Zaten telefonun da hani en öne çıkan e, tek olduğu için konularından biri bataryası. Dilerseniz tasarımına bakalım. Şimdi benim elimdeki Modelin dikkat çekici tasarımsal noktası arka tarafı. Çünkü arkada üçlü bir arka kamera dizilimi görüyoruz ve arka yüzeyi tam ortadan ayıran bir çizgi tasarımı var ve üstünde de Panther Engine yazıyor. Onu birazdan performans tarafında ayrıca konuşacağız. Benim incelediğim modelde yok ama eğer Elektrik mavisi olarak geçen modeli alırsanız bu çizginin olduğu bölümde bir bildirim aydınlatması var ve renkli bir şekilde bu bildirim aydınlatması yanıyor. Bence yine hani daha çok böyle gençlere hitap edebilecek, gerçi BMW'deki model nispeten daha sade görünen bir model ama hani tasarım hatlarıyla işte böyle biraz daha böyle gençlere yönelik agresif görünümü amaçlayan bir ta tasarım gibi göründü. Keşke elektrik mavisi gelseydi. Buradaki çünkü bildirim ışığını ben baya baya beğenirdim büyük ihtimalle. Siz artık sevip sevmemenize göre eğer almayı düşünüyorsanız bu telefonu ona göre karar verirsiniz. Tasarım tarafında iyi olan noktalardan biri hem stereo hoparlör var ve bahsetmiş olduğum stereo hoparlörde DTS ses desteği var. Gerçekten telefonun en iyi olduğu alanlardan bir tanesi hem ön kameranın üstündeki bölümde hem de alt bölümde kulaklık girişi ve USB tip yanında toplamda iki tane hoparlör var. Oyun oynarken falan stereo bir şekilde size sesin iletiliyor olması ve bu sesin de kaliteli olması tasarım savaşıdan önemli noktalardan biri. Cihazın parmak iz sensörü hemen yan taraftaki güç tuşuna entegre bir şekilde konumlandırılmış. Ben yaptığım testlerde çok kararlı bir şekilde, düzgün bir şekilde çalıştı. O anlamda herhangi bir problem olmadı. Ön taraftan baktığımızda tam ortada ön kameranın oluşturduğu bir delik çentik tasarımı var. Telefon dediğim gibi gerçekten büyük ekran isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Çünkü 6.95 inçlik Full HD Plus çözünürlük IPS LCD panel ve 90 Hz yüksek tazeleme hızına sahip bir ekran. Eğer oynadığınız oyun 90 Hz'i destekliyorsa ekran paneli ile oynadığınız oyun daha akıcı bir şekilde bu ekranla beraber görüntülenebiliyor. Tek elle kullanım tahmin edebileceğiniz gibi devasa bir pile sahip ve 6.95 inçlik bir akıllı telefon olduğu için pek mümkün değil. Bu bizim eskiden artık çok kullanmıyoruz. Tablet diye bir kategori vardı. Daha böyle büyük ekranlı akıllı telefonlar için söylenirdi. Şimdi çok kullanılmıyor. Bu cihaz tam böyle hani ben işte oyun oynarken büyük ekran istiyorum, bir şeyler yaparken böyle büyük olsun ekranım diyen insanlara hitap ediyor. Onu belirteyim. İsterseniz yavaş yavaş performans tarafına gelelim. Performans tarafında cihazın içerisinde Mediatek'in Helio G88 işlemcisi. 6 GB RAM yazılım tarafında sanal bellek arttırma özelliği de var. Artı 5 GB olarak sanal bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Ben pek kullanmıyorum, gerek görmüyorum ama ihtiyaç halinde böyle bir özellik var diye mutlaka söyleyeyim. Tekno'nun Panther Engine 2.0 bu zaten telefon arkasına da yazdıkları oyun motoru ve Hyper Engine 2.0 Lite isminde özellikleri var. Oyun motoru özellikleri var. Bunlar da şirketin vaat ettiği bilgilere göre işlemci ve diğer donanımların akıllı şekilde çalıştırılarak daha az ısınması, görsel kalitenin arttırılması ve özellikle FPS oyunlarında ayak sesleri gibi ses efektlerinin daha zengin karşıya aktarılması tarafında görev yapıyormuş soğuma tarafında yani daha doğrusu ısınma tarafında bu cihazda grafit soğutmada yer alıyor. Ben yaptığım testte hem önce 20 dakika Diablo Immortal hem de 20 dakika PUBG oynadığımda telefonun şu kameralarının olduğu bölümde sadece bir ısı artışı hissediyorsunuz ve ölçüm yaptığımda maksimumda 42 derece ama genellikle 40 derecelerde hani uzun süre oyun oynadığınızda bu bölgede ısınma oluyor. Ben bunu geçtiğimiz videolarda da söylemiştim soğutma sistemleri aslında cihazların daha az ısınması veya ısınmadan dolayı bir performans kaybı yaşamaması adına konumlandırılıyorlar. Hem telefonlarda hem laptoplarda ne yaparsanız yapın hiç ısınmayan bir telefon yok. Buraya özel bir böyle bir soğutma fanı falan takmadığınız takdirde o şekilde değerlendirin sizi de. Oyun performansı noktasında Mediatek'in Helio G88'i şu anda taptaze bir oyun olduğu ve grafikleri de gerçekten konsol kalitesinde olduğu için bence çok e, mantıklı bir örnek. Diablo Immortal 30 FPS kare hızında orta grafik ayarlarında akıcı bir şekilde oynayabildim. PUBG tarafında da HD grafik ayarında yüksek kare hızı maksimum bir şekilde seçilebiliyor ve o şekilde oynanabiliyor. Onu da belirteyim. Depolama tarafında da 128 GB'lık bir depolama alanı sunuluyor. Tekno'nun POVA 3 modeli. Kamera tarafına baktığımızda arka tarafta 50 megapiksellik bir ana kameramız var ve iki tane de yardımcı kameramız var. Tekno'nun web sitesinde ben çok yardımcı kameraların detayını göremedim ama kendi kullandığımda anladım ki yani öyle tahmin ediyorum bir tanesi derinlik sensörü zaten fotoğraf örneklerini göreceksiniz şimdi arka tarafı bulanıklaştırmada görev yapan ve diğer konularda yine işe yarayan bir sensör. Diğer sensörde tahmin ediyorum ki yapay zeka ile birlikte daha e, hani fotoğrafı iyileştirmede görev alan bir yardımcı sensör. Her zaman olduğu gibi arka kamerayla farklı şartlarda, gündüz şartlarında portre modunda gece modunda fotoğraflar çektim. Onları ekranlarınıza zaten getiriyor olacağım şimdi. Gece fotoğraflarında şöyle bir durum var. Normalde otomatik modda burada AI Cam yani yapay zeka olarak geçiyor. Eğer düşük ışıklı bir ortamdaysanız otomatik modda AI Cam modunda telefon bunu algılayarak belli bir oranda uzun pozlama yapıyor. Ama kamera arayüzünde en sağ tarafta bir de süper gece diye bir bölüm var. Orayı kullanırsanız çok daha uzun pozlama yapılarak yazılım iyileştirmesiyle beraber daha elle tutulur, daha düzgün sonuçlar ortaya çıkıyor. Eğer ışığınız ciddi anlamda yetersizse sadece uzun pozlamadan dolayı birazcık kontrast artıyor ve keskinlik normalden birazcık daha fazla oluyor ama hani bu seviyedeki akıllı telefonlarda bence hani o yeteri kadar ışığı alamayıp kötü fotoğraf olmasındansa biraz kontrastlı olsun ama hani paylaştığımızda paylaşabileceğimiz güzel fotoğraflar ortaya çıksın. Bence bu çözüm daha mantıklı. Onu belirteyim. Video tarafında video portre modu var. Yani bir insanı çektiğinizde isterseniz video tarafında da arka tarafını bulanıklaştırabiliyorsunuz. Onun dışında eğer normal video çekecekseniz de kamera ayarlarından 2K, 1080p ve 120p olarak kayıt seçeneklerini sunmuşlar kamera ara biriminde. Onu da belirteyim. Genel olarak Tekno POVA 3 modelinin bize sunmuş olduğu özellikler bu şekilde. Bu arada Tekno'nun Manchester City işbirliğiyle gerçekleştirdiği para ödüllü bir FIFA 22 turnuvası da varmış. Onunla alakalı linki açıklamalar bölümüne ileteceğim. Bana ilettikleri bilgiye göre bu videoyu yayınladıktan sonra büyük ihtimalle cihaz birkaç hafta içerisinde satışta olmuş olur. Ve tahmini fiyat olarak da 5999 lira civarında bir fiyatı olacak bilgisi bana iletildi ama net olarak tam hangi gün satışa çıkacak ve hangi fiyatla tam olarak satışa sunulacak onu bilmiyorum. Siz video izledikten sonra kaynakları kontrol edersiniz. Genel olarak durum bu şekilde. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı ve varsa sorularınızı aşağıdaki yorumlar bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.